Merhaba, ben Tuğba Udül. İnegöl Belediyesi'nde sosyolog ve aile danışmanı olarak görev yapmaktayım. Dünya olarak çok büyük bir salgından geçiyoruz. İnsan olarak da bizim üzerimize düşen görevlerimiz var. Bu düşen görevlerimizin en başında da evde kalmak. Evde kalırken ki bu süreci daha sağlıklı nasıl geçirebiliriz? Bu konuyla alakalı ben size bilgi vermek istiyorum. Aile iletişimimiz nasıl olmalı? Çocuklarla iletişimimiz nasıl olmalı? Şu andaki süreçte birbirimizi görmediğimiz kadar, birbirimizi tanımadığımız kadar şu anda evde kalıyoruz. Evet, çocuklarımız okula gidiyordu, eşimiz işe gidiyordu. Eve geldiğimiz zaman kısa bir süreçte beraber kalıyorduk ve sonra uykuya geçiyorduk. Ama bu süreçte neredeyse 7/24 beraberiz. Bu süreci daha sağlıklı nasıl geçirebiliriz? Psikolojik olarak nasıl geçirebiliriz? Aile olarak hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Daha tahammülkar, daha sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü mevcut bir düzenimiz vardı ve o düzenimiz bozuldu. Yeni bir düzen oturtmamız gerekiyor. Bu düzeni oturturken de psikolojik olarak daha sağlıklı olabilmemiz adına bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Ölü evlilik dediğimiz bir evliliğimiz vardı. Nasıldı bu ölü evlilik? %90 ölü evlilik. Yani eş akşam yemeğini yer televizyonun başında. Çocuk okuldan gelir derslerini yapar odasında tabletin başında. Anne mutfağı toplar dizisinin başında. Öbür çocuk odada elinde telefonuyla chatte. Dolayısıyla bu süreçte ölü evlilik dediğimiz evlilik oluyor. Ama şu anda iletişimimizi daha sağlıklı hale getirebilmemiz adına yapmamız gereken şeyler var. Mesela sen dilini çok kullanmamamız gerekiyor. Çünkü senin arkasından gelen kelime suçlayıcı kelime olabilir. Sen neden böyle yapıyorsun? Sen neden bunu buraya koydun? Sen niye böyle yaptın? Sen neden sesini yükselttin? Gibi. Daha arkasından niye kelimesini çok kullanmamamız gerekiyor? Niye? Niye kelimesi kendini savun demektir. Niye böyle yaptın? Niye bunu buraya koydun? Niye kıyafetinin üzerine o tokayı giydin? Niye koşuyorsun? Gibi. Söylemler bizim karşımızdaki insanı suçlayıcı ve kendini savun olarak geçer. Bu da ne yapar? Aramızdaki iletişimimizi sağlıksız kırar. Bunun için ben dilini kullanır isek, niye kelimelerini daha az kullanır isek, bu süreci daha sağlıklı aşabileceğimizi düşünüyorum. Çocuklarımıza gelince, çocuklarımızla iletişimimiz nasıl olmalı? Söylüyorum, söylüyorum yapmıyor. Söylüyorum, söylüyorum dinlemiyor yerine. Ne yapmamız gerekiyor? Dünyaya açılan penceremiz gözlerimiz. %70 görerek öğreniriz. Eğer bir çocuğumuza bir şeyler yaptırmak istiyor isek ilk önce bunu kendimiz yapmalıyız. Mesela çocuğum kitap oku değil de çocuğum hadi gel beraber kitap okuyalım. Beraber kitap okursanız eğer çocuk sizden beraber vakit geçirdiği için daha hoşgörülü olacaktır. Ekran detoksu. Şu anda 7/24 artık evlerdeyiz ve daha çok teknoloji, daha çok internet, daha çok telefon. Ekran detoksu yapabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Günün belirli saatlerinde herkes telefonunu, tabletini, televizyonu bir köşeye bırakıp beraber vakit geçirebiliriz. Yaşam alanları açabiliriz. Evet anneler, şu anda çocuklarımız bizim evimizde, eşimiz bizim evimizde misafirimiz. Misafir odamızı açabiliriz. Özel eşyalarımızı bir köşeye kaldırabiliriz. Yaşam alanımızı biraz daha genişletebiliriz. Daha top oynayabilirler, ne bileyim işte evimiz biraz daha düzeni bozulabilir. Ne bileyim halı kayabilir, bu problem olmamalı. Havlular daha çok kirlenebilir, bu problem olmamalı. Yani çocuklarımızla, anneler evet yükümüz çok fazlalaştı. Ne yapabiliriz? Evdeki çocuklardan destek alabiliriz. Eşimizden destek alabiliriz. Mesela işleri ortak yapabiliriz. Evet, 2 yaşındaki çocuktan tutun da 18-20 yaşındaki çocuk bile o aralıkta çok şeyler yapabilir. Ve dolayısıyla bizim iş yükümümüz azaldığı için sabrımız ve tahammülümüz daha çok olacaktır. Mesela 20 yaşındaki çocuğumuza yemek yaptırabiliriz. Eşimize çamaşır makinesini boşaltabiliriz. Mesela küçük çocuğumuza bulaşık makinesinin kaşıklığını boşaltabiliriz. Yani bu tür şeylerle paslaşabiliriz. Bu paslaşmak çok önemli olacaktır. Şu anda hepimiz evde olduğumuz için
Uyku düzenimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku düzenimize nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer gerekli kadar uykuyu, gece uykumuzu alamazsak bu psikolojik olarak bizi rahatsızlığa itecektir. Depresyonun başlangıcı olabilir. Evet, depresyona giren insanların ilk önce uykuları kaçar. Çünkü uyku gerçekten çok önemlidir. Melatonin dediğimiz bir tane hormonumuz var. Melatonin hormonunu almaz isek daha sabırsız, daha tahammülkar, daha sinirli, daha agresif olabiliyoruz. Ve bu uyku düzeni melatonin akşam saat 10 ila gece saat 3 arasında karanlıkta salgılanıyor. Uyku halinde ve karanlıkta olmamız lazım. Eğer biz geceyi gündüz, gündüzü gece olarak yaşamaya başlar isek bu bir süreci çok zor atlatırız. Şu şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, ben size sabah saat 8'de işe gider gibi kalkın demiyorum. Bu süreçte nasıl yapabilirsiniz? Daha makul saatlerde uyanıp kahvaltımızı hep beraber yapıp işlerimizi ortak bölüşerek yapmamız gerekiyor. Ve ortak yaptığımız işlerde mutlaka takdir çok önemli. Teşekkür ederim canım. Eşimize hitap şekillerimizi değiştirebiliriz. Çocuklarımıza hitap şekillerimizi değiştirebiliriz. Atalarımızın bir sözü vardı. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Eğer anneler olarak bizim üzerimize çok yük bindi diye düşünmeyin. Biz bu süreçte paylaşarak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışalım. Çocuklarımızla paylaşalım, eşimizle paylaşalım. Ailede gözlemleniyor ki bu süreçte yapılan araştırmalar bize şunu gösterdi. Aile iletişimi çok güçlü olan aileler bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliyorlar. Yani küsmek yerine, surat asmak yerine, bağırmak, çağırmak yerine ses tonumuzu daha ayarlayarak bağırış, çağırış değil de ne istediğimizi ben diliyle söylemek. Bu halının kayması beni öfkelendiriyor. Bunun yerine bu halıyı toplayarak oynayabilirsiniz diyebilmek. Mesela duvarları çocuğun çizdiğini gördüğümüz zaman Allah kahretmesin duvarları boyadın yerine oğlum bunu bu şekilde yapmayalım da duvara bir kağıt yapıştıralım hadi gel sen onu o şekilde boyayabilirsin diyebilmek gibi. Mesela büyük oğlumuzla beraber mutfakta yemek yapmak. Kızımıza da görev olarak mutfaktaki kahve yaptırmak gibi olabilir. Yani bu süreci daha sağlıklı halledebilmemiz için mutlaka ve mutlaka iletişimimizin çok güçlü olması gerekiyor. Anneler için, babalar için, çocuklar için gerçekten bu süreç bütün dünya için çok zor. Bu süreci daha sağlıklı bitirebilmek adına bizim de üzerimize düşen görevleri harfiyen yerimize getirmemiz gerekiyor. Daha hoşgörülü, daha tahammülkar olur isek iletişimimizi çocuklarımızla, eşimizle ben dilimizi kullanarak hoşlandığımız şeyleri söyleyerek, hoşlanmadığımız şeyleri söyleyerek gidersek inanın bu süreç bizim için çok daha sağlıklı bitecektir. Bu zorlu süreçte iletişimde kalmak çok önemli. Sağlıcakla kalın, evde kalın.